Grup kavramı örnek soru 5. Bu videomuzda grup kavramına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Her AB elemanıdır Z için A yıldız B eşittir A artı B artı 2 olsun. A şıkkında Z üzerinde yıldız işleminin oluşturduğu cebirsel yapı ifadesinin bir değişmeli grup olduğunu gösteriniz. B şıkkında 3 yıldız x yıldız 5 eşittir 13 denklemini çözünüz. Öncelikle A şıkkımızla başlayalım. Bunun değişmeli bir grup olduğunu göstermemizi istiyor. Yani değişmeli grup mu değil mi diye sormuyor. Değişmeli grup olduğu açık, böyle olduğunu göstermemiz isteniyor. 4 özelliği sağlaması gerekir. Ki ona biz değişmeli grup diyebilirim. 1. Birleşme özelliği sağlanmalı. 2. Bu cebirsel yapı birim elemana sahip olmalı. Eleman olmalı. 3. Her elemanın tersi olmalı. Her elemanın tersi olmalı. 4. Bu cebirsel yapının değişme özelliği olmalı. Bu 4 özellik sağlandığı zaman biz buna değişmeli grup, diğer bir ismiyle abel grup diyoruz. Değişme özelliği olmalı. Şimdi bunları tek tek kontrole başlayalım. Birleşme özelliğinin kontrolüyle başlıyoruz. A yıldız B yıldız C eşit mi? İlk seferinde parantez burada. A yıldız B yıldız C. Burada eşit mi diye sormayacağız. Zaten değişmeli grup olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu ikisinin sonucunun birbirine eşit olduğunu göstereceğiz. Birleşme özelliğine sahip olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü değişmeli grup. A yıldız B'nin sonucu burada. A artı B artı 2 yıldız C. A yıldız B yıldız C'nin, bunun yerine B, bunun yerine C koyduk. B artı C artı 2 olur. Şimdi A artı B artı 2'yi A'nın yerine, C'yi B'nin yerine koyuyoruz. Bu ikisini toplayıp 2 ekleyeceğiz. A artı B artı C artı 4 olur. Bu tarafa geldiğimizde A'yı A'nın yerine, B artı C artı 2'yi B'nin yerine koyacağız. Bu ikisini toplayıp 2 ekliyoruz. Bu ikisini toplayıp 2 ekleyeceğiz. A artı B artı C artı, bir de 2 eklersek 2 var zaten, 4 olur. Karşılıklı eşit olduğu için birleşme özelliği vardır. Özelliği var. Geçiyoruz ikinciye. Birim eleman olmalı. A yıldız E eşittir A. E yıldız A eşittir A. Bu ikisinin de sağlayan bir tane E değerimizin bulunması lazım. İkisinde de aynı sonucu verecek şekilde. A yıldız E. Buraya A, buraya E koyuyoruz. A artı E artı 2 koyduğumuz zaman eşittir A. Bu A'yı diğer tarafa atarsak A'lar birbirini götürür. E'nin eksi 2 olduğunu bulduk. Alttakine gelelim. E yıldız A. E A koyuyoruz. E A. E artı A artı 2 eşittir A. Yine karşılıklı A'lar birbirini götürür. 2'yi diğer tarafa atarsak E eşittir eksi 2. İkisi de aynı sonucu verdiği için birim elemanımız var. Birim eleman. Şimdi üçüncü göstermemiz gereken her elemanın tersi olması gerekiyor. Onu da burada yapalım. A'nın tersi işlem A eşittir. Bize etkisiz elemanı vermesi lazım. Birim elemanı. Eksi 2. A yıldız A'nın tersi eksi 2. Şimdi bunu götürüp koyalım. İkisi de aynı A'nın tersi ifadesini vermesi lazım. A'nın tersini A'nın yerine koyduk. A'yı B'nin yerine koyduk. Artı A artı 2 eşittir. Eksi 2'yi verecek. Bunları diğer tarafa atarsak bu ilkinden, onu şuradan devam edelim. A'nın tersi eşittir. Eksi 4 eksi A çıkar.
İkincisinden yaptığımızda da aynı sonuç gelmesi lazım. A, A eksi 1 koyuyoruz. A artı A eksi 1 artı 2 eşittir eksi 2. Bunu diğer tarafa atarsak buradan da A'nın tersi eksi 4 eksi A çıkar. Tamam. Tersin kuralını elde ettik. Hangi küme üzerinde tanımlanmış durumda bu ikili işlem? Tam sayılar kümesi üzerinde. Tam sayılar kümesinden herhangi koyduğumuz bir eleman bunu tanımsız yapar mı? Hayır. Koyduğumuz her tam sayı sonucunda yine tam sayılar kümesi içinden bir eleman mı çıkar? Evet. Her elemanın açık bir şekilde tersi mevcut. Çünkü tam sayılar kümesi içinden koyduğumuz her eleman yine tam sayılar kümesi içinden bir eleman üretiyor. Her elemanın tersi vardır. Bunu sözel olarak biraz açıklamak gerekiyor burada. Her tam sayı koyduğumuzda yine tam sayılar kümesinden bir eleman çıkar gibi. Şu an ben yazmakla uğraşmak istemiyorum. 4 değişme özelliği bulunması gerekiyor. A yıldız B eşittir B yıldız A olması gerekiyor. A yıldız B eşittir B yıldız A. Bunun da sağlandığını gösterdiğimizde bunun bir değişmeli grup olduğunu göstermeyi başarmış olacağız. Şimdi buradan A yıldız B zaten burada. A artı B artı 2 eşittir B yıldız A. A yerine B, B yerine A koyuyoruz. B artı A artı 2. Karşılıklı ikiler gider. A artı B eşittir A artı B kalıyor ki açık bir şekilde karşılıklı birbirleriyle aynı. Değişme özelliği de vardır. Sonuç olarak bu 4 özellik sağlandığından değişmeli gruptur. Yani Abel grup. Değişmeli Abel gruptur. Gelelim şimdi B şıkkına. Buradaki denklemi çözmemizi istemiş. Burada gidip farklı bir renkle yapalım. Aşağıya gitmeden şuradaki boşluklara sıkıştıralım. Bir denklem var burada. 3 yıldız x yıldız 5 eşittir 13. Bu bir değişmeli grup olduğundan dolayı buradaki 5 ile x'in yerini değiştirdiğimizde işlemin sonucu değişmez. Biz de bu ilkeden dolayı bu ikisinin y'ini değiştirelim. 3, bu denklemi çözünüz dediğinde x'i bulmamızı istiyor zaten. Yıldız x eşittir 13. 3 ile 5'i koyarsak buraya 3, 5, 3, 5, 8, 2 daha 10. Buranın sonucu 10 etti. 10 yıldız x eşittir 13'ü verecek. Gidip buradaki a yerine 10. B yerine x koyarsak ve 13'e eşitlersek x'in ne olduğunu buluruz. 10 artı x artı 2 eşittir 13. Bunu bu tarafa atarsak x eşittir 1 olarak bulunur. Bu da B şıkkının çözümü. Yer değiştirmeden yapan da yapabilirdi. Sorun olmazdı. Önce şunu yaparsınız. Buradan çıkanla da bunu yaparız. Birleşme özelliği bulunduğundan dolayı zaten ister bundan önce başlayıp işleme devam edelim, ister bundan başlayalım, hepsi aynı sonucu verecek. Birleşme özelliği hangi sırayla işlemeyi yapmaya başladığımız üçlü bir şeyde sonucu etkilemez demek oluyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.